Merhaba. Siz gıdıklanır mısınız? Gıdıklanan dostlarınız var mı? Neden gıdıklanırız? Gıdıklanmak bazen çok eğlencelidir. Ama rahatsızlık da verebilir. Bu eğlenceli ama kendine göre rahatsızlık veren duyguyu başkaları yaparsa ancak algılarız. Kendi kendimizi gıdıklayamayız. Bazılarımız çok hemen en ufak bir hareketle gıdıklanırken bazılarımız bayağı zor gıdıklanır. Bu istemsiz duygu vücudumuzdaki özellikle belirli yerlerimizdeki hassas tüycükler tarafından, algılayıcılar tarafından algılanır ve beyinde çok da net bilemediğimiz bir yerlere gönderilir. Ve bunu algılayan, ince tüy dokumalarını algılayan böceklerin vücudumuzda yürüdüğünü algılayan, düşünsenize, hepsi aynı duyu organları tarafından algılanır ve iletilir. Peki ne olur o zaman? İşte o zaman kalp atışlarımız hızlanır, atmaya başlar. Kaslarımız kasılır, ciğerimiz kasılır. Komik gibi ama bazen de işkencedir o. İnsandan insana çok değişir. Ama yine de hepimiz biliriz ki en çok gıdıklanan yerler koltuk altı, ayak tabanı ve biraz daha uç içidir. Beyin öyle ayırt eder ki kendi kendimize buraları gıdıklayamayız. Mutlaka bir başkası bizi gıdıklayabilir. O acil durumları ayırt etme yeteneği olan beynimiz burada da devreye girer ve rahatsız edenin, bizi gıdıklayanın, bizi o garip duyguyu yaşatanın başkası olduğunu bize gösterir.